LYS5'te Akın Dille nasıl başardı? Akın Dil Eğitim Merkezi LYS5 programı. Nuray, hoş geldin. Hoş bulduk. LYS5'e hazırlandın. Şu anda hangi üniversitedesin? Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Edebiyatı bölümündeyim. Peki, isteyerek mi yazdın bu bölümü? Evet, bölümün hani dolu dolu bir eğitim verdiğini bildiği için tercih listemde en ön sorulardan birindeydi ve tuttular. Peki, LYS5'e nasıl hazırlandın Akın'da? Akın'da ya ilk başta, en başta bence moral ve motivasyonun yüksek olması çok önemli. Bu işin kendisi için de geçerli. Zaten geri kalanı yani hocalar kısmında Akın eğitim kurumunun öğretmenlerinin bu konuda çok yeterli olduğunu düşünüyorum moral motivasyon konusunda. Onun dışında önerebileceğim temel şey Reading Plus'ı bitirmeleridir ilk önce. Oradaki kelimelere çok dikkat etmeleridir. Reading Plus'ın etinden sütünden yararlanmaktır. Evet. Akın öğrencisiyle konuştum değil mi? Aynen. Akın'da, çünkü Akın'da bu kitabı okumayan, bundan temel seviyede almayan hiç kimse yok yani. Yani bizim hem LYS5 hem YDS yurt dili öğrencilerinin hakikaten çok favori bir kitabı. Yani peki kelime çalışmasına ek olarak başka hangi kitaplardan istifade ettin, neleri kullandın? Yine Exclusive YDS'yi kullandım. İşte 40 mini testten yani paragraf sorularını mesela örnek veriyorum, sadece çözmekle evet. Kalmadım. Oradaki kelimelere de baktım. Yani şu bu değil ama mesela Read at Work gibi kitaplarda okudum. Evet. Yayımladığı kitaplar. Yani yararıma olabileceğini düşündüğüm her kelimeye bakmaya çalıştım. Ama dediğim gibi en temel aldım ve hani kullandıktan sonra ve bitirdikten sonra arasında hani netlerimin arasında çok fark gördüğüm kitap Reading Plus'tı. Exclusive evet. YDS. Kaç netle başladın peki? Kaç netle bitti son sınıf için düşünürsek? Net olarak tam olarak bilemiyorum. 11. sınıfta çünkü demin evet. Olmaya başladık ama 55-60 doğruyla başladım. Ve hani LYS sınavında da 78 doğru 2 yanlışım vardı. Süpersin, tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Ve özverili çalıştım. Hani çok sıkı çalışmadım, kendimi uykusuz bırakmadım. Evet. Her şeyi miktarında hani olağanca yapmaya çalıştım. Dediğim gibi yani önerebileceğim kitaplar, Akın'ın her kitapları, onun dışında hocaların önerdiği kitaplar ya da soruyu çözme şekillerinde kendilerince hani inat etmeyip daha çok hocaları dinlemek bu konuda daha yararlarına olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben hatırlıyorum paragraf sorularında çok zaman kaybediyordum ilk başta. Evet. O yüzden paragraflarım ilk başta kötü geliyordu. Ama onların hani Akın'ın hocaları tarafından gösterilen bazı yöntemleri var, bazı taktikleri var. O taktiklerle çok daha kısa sürede hatta bazen paragrafı bile tam anlamıyla okumaya gerek kalmadan tam çıkarabildim yani. Tekrar tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun.